Burhan Bey merhabalar. Merhabalar. Haşim Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederiz. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen röportajımıza Haşim Bey ile başlayalım. Sizleri böyle kısaca bir tanıyalım. Evet. Ben Haşim Yılmaz, kimya profesörüyüm. Medikal sektörde yaklaşık 27 yıllık bir geçmişim söz konusu. Son 5 yılında da Ar-Ge ve üretim faaliyetleri üzerine yoğun bir şekilde çalışmaktayım. Firmalarımıza teknik danışmanlık, teknik dosya hazırlanması, ürün geliştirme konularında hizmet sunmaktayım. Evet, çok teşekkür ediyorum size bu bilgilerden dolayı. Sözü Burhan Bey'e vereceğim müsaadenizle. Sizleri de tanımak istiyorum ve akabinde de firmamızı anlatabiliriz. Buyurun efendim. İsmim Burhan Zorlu, elektronik mühendisiyim. 2009 yılında firmamız Sterimedik kurduk. Yaklaşık 14 yıldır da hem Türkiye'ye hem yurt dışına üretim yapan, ihracat yapan bir firma olarak devam etmekteyiz. Ki bizim üretime de ülke olarak çok ihtiyacımız var gerçekten. Özellikle dış ticarete. Dış ticarete. Evet. Evet, ürünlerimiz neler var peki? Biraz böyle ürünlerimizi tanımak isterim. Merkezi sterilizasyonda kullanılan buharlı sterilizasyon cihazları, bunun yanında yıkama ve dezenfeksiyon cihazları, aynı zamanda yüksek ısıya dayanamayan malzemeleri steril etmek için düşük ısı sterilizasyon cihazları üretmekteyiz. Bu üç ürünü aynı anda üretip dünyaya satan, dünyada çok fazla firma yok. Ya bir, ya iki, ya üç. Bunlardan bir tanesi de biziz. Aynı marka. Bu üç ürün kategorisine sahip olan firmalardan bir tanesi de biziz. Bu başarının sırrı ne? Zor bir iş, yani yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir ve ciddi de bir istikrar başarının, var, kolay değil. Başarının ben sırrını şöyle gördüm yaklaşık 14 yıllık ticari hayatımda. Kaliteli iş yaparsanız, düzgün iş yaparsanız, kısa yoldan uzun mesafeler kat etmek istemezseniz yavaş yavaş bu başarı geliyor. Evet, burada Haşim Bey'e döneceğim müsaadenizle. Peki Haşim Bey, bu ürünün kalitesini etkileyen faktörler nelerdir? Paylaşır mısınız? Ürün kalitesini etkileyen en önemli etmenlerden biri pazar araştırması yapıp ihtiyaçları tespit etmekten geçiyor. Bu ihtiyaçları doğru bir şekilde tespit edip bunu da ürününüze yansıttığınız takdirde gerekli kuralları ve mevzuat çerçevesinde gereklilikleri, yükümlülükleri yerine getirdiğiniz takdirde ürünün kalitesi zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Deneyimli kadro, işini bilen bir kadro. Bunların hepsi bir etken aslında. Tabii. Puzzle gibi. Evet. Bununla ilgili tabii ki kendi alanında uzman, yetkin bir kadroyu oluşturmak gerekiyor. Üreteceğiniz ürünün bütün bileşenleriyle, yani ham maddesinden tutun, son kullanıcıya kadar ulaşan bütün aşamaları ayrı ayrı tespit edip ve bu aşamalara uygun personel istihdam ettiğinizde, bununla ilgili kalite süreçlerini de doğru bir şekilde yansıttığınızda ürününüzün kalitesini hızlı bir şekilde istenilen noktaya ulaştırmanız mümkün olur. Evet, bir de sevmek de gerekiyor tabii. Tabii ki. En başta aslında. Kesinlikle. Pazarda sizi rakiplerinize oranla çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Yıllardır ülkemizde söz edilen üniversite sanayi işbirliği bağlamında ben de uzun yıllardır sanayinin içerisinde yer alan biri olarak bu konuda üniversitedeki bilgi birikiminin, teorik bilginin ürüne yansıtılması konusunda yoğun çabalar içerisindeyim. Pratik önemli. Evet. Sterilmed Medikal'de de bunu canlı bir şekilde yaşıyorum. Bu konuda da Burhan Bey'in emekleri ve çabaları yatsınlar. Aa, ne kadar güzel. Çok da mutlu oluyorsunuz. Evet. Bu husustan sanırım. Evet. Her ürün bizim evladımız gibi oluyor. Yeni doğmuş gibi, ayrı bir heyecan var. Teşvik de ediyor yani bu. Bir sonrakini aslında. Bir şeyler üretmek insana zevk veriyor ve kaliteli ürün, yani dayanıklı ürün, kaliteli ürün, müşterinin memnun kaldığı ürünü üretmek insana bir haz veriyor. Yani satmak için üretmiyoruz. Hani tabirce parayla pulla ölçülebilecek hazlar ve değerler değil bunlar. Daha farklı bir durum. Evet. Zaten müşterinin memnuniyeti birlikte size o ekonomik getiriyi de sağlıyor. Devamında değil mi? Onun için paranın peşinde koşmak değil de kalitenin peşinde koşmanın en önemli etmen olduğunu düşünenlerdeniz. Çünkü üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek, üretim demek istihdam demek. Aynen. Bu bir gerçek. Özellikle ülkemizde ihracat yapan firmaların sayısının artması, desteklenmesi, bir takım sıkıntılar varsa da bunların bir an önce çözülmesi gerekmekte. Çünkü ihracat
ülkenin ekonomisine inanılmaz derecede katkıda sağlar. Evet. Yani ülkeye siz döviz sokuyorsunuz. Evet. Bütün yatırımlar zaten dövizle dönüyor. Bizim yetkililerden istediğimizde ihracat yapan firmalarda desteklenmeli mi? Desteklenmeli. Bence bu konuda çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü sizin desteklendiğiniz zaman ülkemiz için önemli çünkü. Biz mesela, bize fayda sağlayacak. Kendi rakip firmalarımızın da ihracat yaptıklarında biz memnun kalıyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'nin ismi gidiyor. Bugün onlardan alırlar, yarın bizden alırlar. Ama mesela diyelim ki bir ürün Türk malı olur da bir ülkede damga yerse, kötü bir imaj sergilerse, o sadece o firma satamıyor. Ülkenin diğer firmaları da satamıyor ya. O yüzden ben bizimle birlikte aynı üretimi yapan firmalardan ricam, kaliteli ürün yapın. Ya siz satın ya biz satalım fark etmez ama o ülkeden hani bu ürünü almayın, bu ülkeden almayın gibi bir şey çıkmasın. Tatlı bir rekabet tabii ki olmalı. Aynen. Bu başarıyı da getirir ülkemiz adına. Ama çok da güzel bir konuya değindiniz aslında. Fuar nasıl geçiyor? Biz özledik fuarları tabii. Biraz görüşlerinizi merak ediyorum efendim. Buyur hocam. Benim fuar konusundaki ilk deneyimim diyebilirim. İlk deneyiminiz, evet, hayırlı ilk olsun. İlk defa bir fuara katılıyorum. Burada da birçok firmayla tanışma, çeşitli paylaşımlarda bulunma fırsatım oldu, olacak. Bu benim için müthiş keyif verici. Birçok farklı alanlarda üretim yapan firmaları bir arada görmek, yerli üreticileri özellikle burada bir arada görmek bizi son derece mutlu ediyor. Fuarın atmosferi başkadır. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Ya biz 2013 yılından beri fuarlardayız. 2013-2014. Ama son birkaç yıldır fuara gelmedik. Özellikle yurt dışındaki fuarlara katıldık. Ama biraz yani 2013'teki, 2014'teki hava yok. Çok kalabalıktı. Pandemiden zamanlar. Sonra etkilendi. Ondan etkilendi. Alanlar küçüldü. Mesela 11-12 dolardı yani şeyde. Evet. Şimdi 5-6 tane şey ya var ya yok. Burada şunu eklemek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Lafınızı kestim, özür dilerim bu arada. Artık çok reel kişiler geliyor. O çok boş bir kalabalık da artık fuarlarda yok mesela. Bu da bence önemli bir durum. Boş kalabalık, evet, istemiyoruz. Yani o artık olmuyor çünkü. Gelen pandemi müşteri etkiledi bunu. Evet, zaten. Aynen öyle. Evet. Son soru. Tabii. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman ciddi bir emek, ciddi bir sabır, tecrübe ya da bundan sonra hedeflerde, projelerde neler olacak kısmetse? Özellikle hani ürün bazında hedeflediğimiz noktaya yakın sayılabiliriz ama daha alacağımız çok uzun mesafeler olduğunu düşünüyorum. Ürünlerimizi yenilikler kazandırma, yeni özellikler kazandırma üzerine Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Ama firmanın hani diğer anlamda gelişmesi, büyümesi anlamında da Burhan Bey ve diğer arkadaşlarımıza ciddi sorumluluklar düşüyor. Evet. Bizim hedeflerimiz de belki 10 yıl önce bu noktaya gelmek yoktu. Bu noktaya gelmeyi bile düşünemiyorum. Yani şirketi ilk kurduğumuzda bugünleri görür müyüz, göremez miyiz, öyle bir hedefimiz de yoktu ama şu an Sterimet olarak 10 bin metrekarelik bir fabrikada üretim yapmaya başlamak üzereyiz. Hayırlı olsun diyelim. Yani yıllarda bir 10-12 yıl geçti üretim yapalı. Dediğim gibi yavaş yavaş büyüyerek, hızlı değil, yavaş yavaş büyüyerek. Emin adımlarla, kaliteden taviz vermeden bu noktalara geldiğimizi düşünüyorum. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek sanırım. Bence yaşam boyu devam edecek bizden yani. Bizden sonra çocuklarımıza kalacak. İkinci kuşaklar. Tabii ki. Bir de bizde maalesef Türkiye'de büyük firmalara bakın. Onlar haricinde ikinci kuşak, üçüncü kuşak firma yok. Yani alttan bir nesil mi gelmiyor aslında? Yok, aslında geliyor da bölünmüyor. Bölünmeyecek, devam edecek. O üzerine katlanarak gitmesi lazım. Öbür türlü anlaşmazlıklar çıkıyor. En ufak bir şeyde firmalar bölünüyor. Firmalar bölününce firmanın ana gücü kayboluyor. Ben mesela ticarette bir şeyim vardır. Bunu her zaman söylerim. 2 ile 2 toplarsın 4 yapar. Ama 4'ü 2'ye böldüğün zaman 2 yapmaz. 0. Çünkü ortaklıklar bölünürse, anlaşmazlıklar olursa o firmanın artık şeyi bitiyor. Gücü bitiyor. Evet. Bir firmadan 2 tane büyük firma doğmuyor. Bizden sonraki nesle en büyük tavsiyem yani ikinci kuşak değil, üçüncü kuşağı şey görmesi lazım.
Bırakılmalı. Bırakılmalı. Kuşaktan kuşağa, nesilden nesile gitmeli tarafındasınız. Devam edilmesi lazım. Yoksa 10 yıllık firma bir bakıyorsun 10 yıldan sonra ne yapıyor? Bozulmaya başlıyor, dağılmaya başlıyor. 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, en az 50 yıllık, 60 yıllık Türkiye'nin firmalara ihtiyacı olması lazım. Doğru söylüyor. Çok güzel bir röportaj, çok güzel bilgiler paylaştınız. Son sözlerinizi alalım mı? Buradan gençlere, tüm Türkiye'ye aslında, standa gelen misafirlerimize, ekran başındaki izleyicilerimize. Evet. Buyurun Haşim Bey. Bizler gençlerin içerisinde olduğumuz için, üniversite öğrencileri 18-25 yaş aralığı, bunlara cesur olun diyorum, cesaretle yola çıkın. İşte sermayem yok, bu işi yapamam endişesine kapılmasınlar. Önemli destekler alabilecekleri kurumlarımız var. Buralara başvuruda bulunsunlar. Küçüktür demeyip bir yerden başlayıp, işte Burhan Bey örneğinde olduğu gibi. Canlı örneği aslında. Evet, önemli noktalara gelebilirler. Hiç endişe etmesinler. Ülkemiz güçlü, bizler güçlüyüz. Bir yerlere geleceğiz. Birlikte güzeliz. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim, hoşça kalın. Sağ olun.